Haber 48 ekranlarından merhaba. Bugün yanımızda 16 Aralık 2018 tarihinde Dalaman'da yapılan Dalaman Ziraat Odası Umumi Delege Seçimlerinde mevcut başkan Tevfik Tayfun Tuncay'ın karşısında rakip olarak çıkan Osman Ekin var. Osman Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. Osman Bey, yaklaşık 15 aydır süren bir mücadelemiz var. Evet. Umumi delege seçimlerinde evet. Bu yana süre genel. İsterseniz kısaca bir süreci baştan alalım, özetleyelim. 16 Aralık 2018'de yapılan delege seçimlerine bir itirazınız olmuştu. Bir gün sonra Dalaman Kaymakamlığı'na. Evet, oldu. Dalaman Kaymakamlığı 20 Aralık'ta bu itirazınızı reddetti. İtirazınız neydi, niyeydi? İtirazım, Sayın Ziraat Odası Başkanımız 35 oy aldı, ben 30 oy aldım. Kendisini tebrik ettim, başarılar diledim. Daha sonra Sayın Ziraat Odası Başkanımızın seçimden 2 gün önce evinin içine, yani yakın akrabalarını üye yaptığını, üye kayıt yaptığını öğrendim. 6 kişinin bu seçimde usulsüz bir şekilde oy kullandığını öğrendim. Bu yollardan çıkarak Sayın Kaymakamımıza, makamına itiraz dilekçesinde bulundum. İşte ondan sonra itirazım red gelince bunu hakkımı hukuki yollardan aramak istedim. Evet, bu noktada itirazınız üye kaydına değil, sadece seçim takvimi açıklandıktan sonra üye yapıldıkları evet. için aslında oy kullanamamaları gerekiyordu yasal olarak. Ama şimdi şöyle, üye olabilirler. Evet, bunda bir sorun yok. Yok, herkes çiftçilik yapabilir. Ama seçim kararı alındıktan sonra Sayın Başkanımız yakın akrabalarını, annesini, halasının oğlunu, amcasının oğlunu, Süleyman Tuncay, Ömer Karahan, Esin Karahan, bir iki isim daha var. Onları üye yapıyor. Ve bu isimlere seçim sonucunu etkiliyor. Evet, oy kullandırıyor. Evet. Yani sizin itirazınız bu 6 kişi oy kullanmasaydı ben seçimi 30'a 29 gibi evet. bir rakamla evet. ihtimalle kazanacaktım. Evet, Dalaman Kaymakamlığı'nın itirazınızı reddetmesinden sonra siz hem Dalaman Ziraat Odası'na hem de Dalaman Kaymakamlığı'na seçimden dolayı evet, hukuki yoldan evet, dava evet. açıyorsunuz. Ve Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde görülen dava yaklaşık bir yıl sonra 8 Kasım 2019 tarihinde evet. lehinize sonuçlanıyor. Evet. Mahkeme Dalaman Ziraat Odası Umumi Delege Seçimlerinde yapılan usulsüzlüğü tespit edip evet bir usulsüzlük evet, var. Şimdi oradaki 6 kişi sonucu etkilediği için mahkeme bu seçimi durduruyor yani. Yürütmeyi durduruyor. Evet, yürütmeyi durduruyor. Bu noktada bildiğim kadarıyla avukatınız aracılığıyla hem Dalaman Kaymakamlığı'na hem de Dalaman Ziraat Odası Başkanlığı'na dilekçelerinizde gerekli müracaatları yapıyorsunuz. Evet, tabii. Ama bu süreçte hem Dalaman Kaymakamlığı hem de Dalaman Ziraat Odası istinaf yoluna gidiyor. Evet. İstinaftan red geliyor arkadaşlar. Sayın Ziraat Odası Başkanımızın yaptığı itiraz red diyor. Yani bu incelenecek diyor. Yani burada suç var diyor yani. Evet, Dalaman Ziraat Odası Başkanlığı'nın istinafa yapmış olduğu yürütmeyi durdurma kararına itiraz dilekçesi reddediliyor. Ama bunun karşılığında Dalaman Kaymakamlığı'nın yapmış olduğu başvuru kabul ediliyor. Evet. Ve Dalaman Kaymakamlığı'yla aranızda bu sefer İstinaf Mahkemesi'nde İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nce görülen bir dava süreci başlıyor. Bu davada Şubat 18'de bu yıl 18 Şubat 2020'de yine sizin lehinize sonuçlanıyor. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onuyor. Evet, usulsüzlük vardır şeklinde.
dava sonucu Dalaman Kaymakamlığı'na ulaştıktan sonra Dalaman Kaymakamlığı yeni bir seçim takvimi oluşturdu. İsterseniz buradan devam edelim. Ya ben bu seçimin öncelikle bu kadar erken olmasına şaşırdım. Normalde 15 gün bir askı süresi vardır. Askı süresinden önce mevcut kişiler o şaibeye karşı üye olabilirler, onda sıkıntı yok. Herkes üye olabilir. Ama seçim kararı alındıktan sonra yapılan üyeler bu seçimde yine listede var isimleri. Herhangi bir oy kullanamaz. Şayet bu kişiler gelir de bu seçimde oy kullanırlarsa bu isimler, biraz önce konuştuğum isimler yine seçimde oy kullanırlarsa bu seçim yeniden iptal olur. Çünkü orada yürütmenin durdurma kararı var. Bu şaibelerin ortadan kalkması için bu kişilerin oy kullanmaması lazım. Yani bu noktada da yasa sanırım geriye dönük olarak... Evet, çünkü geriye dönük işlemesi lazım. Yani 16 Aralık 2018 tarihinde kullanabilecek olan üyelerin bu seçimde de yine aynı kişilerin oy kullanması gerekiyor. Evet. Bu yönde de bir itirazınız var, rahatsızlığınız var daha doğrusu. Bu noktada siz pazar günü yapılacak olan, yani 8 Mart'ta yapılacak seçim, bu pazar yapılacak. Bu seçimde yeniden aday mısınız? Ben bu şartlarda aday değilim. Ama yalnız 12 yıllık Beskese mahallemizden çiftçi, kendisi çiftçi, 12 yıllık sulama birlik başkanlığı yapmış bir abimiz, Hasan Koyuncu abimiz aday oldu. Ona da başarılar dilerim. Sayın mevcut artık karşısında kim varsa Tevfik olur, Mehmet olur, Ahmet olur. Onlara da başarılar dilerim. Ben sadece bu artık çünkü bu kişiler oy kullanırsa seçim pazartesi yine iptal olacak. Zaten seçim bunlar üzerine iptal oldu. Ben de onun için adaylıktan çekildim yani. Evet, bu noktada desteğinizi de Sayın Hasan Koyuncu'ya veriyorsunuz anladım. Evet, evet. Osman Bey, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Pazar gün yapılacak olan, yani 8 Mart'ta yapılacak olan delege seçimimizde bu 5-6 kişi yine oy kullanmak isterse ben bunun yine takipçisiyim. Zaten bu 5-6 kişi yüzüne bozuldu bu seçim. Yürütme duruyor. Yine bu seçimde bu kişiler oy kullanırsa yazık yani. Pazartesi ben kendim şahsım olarak, odanın üyesi olarak yine itirazlarımda bulunacağım. Eğer yine aynı itiraz etmiş kişiler oy kullanırsa. Evet. Ve geçmiş dönemde Beskese mahallemizde bulunan çiftçilerimize, herkese teşekkür ederim. Bana oy veren, vermeyen tüm çiftçilerimize teşekkür ederim. Dalaman Ziraat Odası seçimlerinde hukuk mücadelesi veren Osman Ekin'le birlikteydik. Yaklaşık 15 aylık süreci bizlerle paylaştı. Pazar günü yapılacak olan Dalaman Ziraat Odası umumi delege seçimlerini Haber 48 ailesi olarak biz de takipçisi olacağız. Çekişmeli bir seçim olacağını şimdiden görebiliyoruz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve haber48.com.tr'den takip edebilirsiniz.